Merhaba arkadaşlar, Açık Lise TV'ye hoş geldiniz. Son hızla ne yapıyoruz? Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bakalım hangi sorular bekliyor bizi? Birlikte başlayalım hemen. Aşağıdaki yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Yine tamamıyla ezber bilginize dayanan bir soru. Eserlerini ve yazarlarını bileceksiniz. Burada zikrettiğimiz isimleri ve eserleri muhakkak ezberleyin. Sınav öncesinde karşınıza gelme ihtimalleri çok yüksek. Adana'da Turan Oflazoğlu'nun Kösem Sultan tiyatro eseri verilmiş. Bize yanlış olanı sormuşlar. Kösem Sultan Turan Oflazoğlu'nun eseridir. O yüzden eliyoruz. Güngör Dilmen, Midas'ın Kulakları isimli tiyatro eseri verilmiş. Güngör Dilmen bizim edebiyatımızda absürt tiyatronun temsilcisidir. Absürt tiyatro. Midas'ın Kulakları da kendisine aittir. O yüzden Bursa'yı da eledik. Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı. Keşanlı Ali Destanı epik tiyatronun örneğidir. Ve Haldun Taner'in yazmış olduğu bir eserdir. O da gider. Necati Cumalı, Ayak Bacak Fabrikası demiş. Ayak Bacak Fabrikası kimin eseridir? Sermet Çağ'ın eseridir. Dolayısıyla yanlış verilmiş. Ne olacak cevap şıkkımız? Denizli olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olabilir? Şimdi bir paragraf yazıyorsanız ilk cümleniz sizinle olmak zorunda. Çok genel olmak zorunda. Siz ilk cümleye neyle başlayamazsınız? Siz ilk cümleye bağlaçlarla başlayamazsınız. İlk cümlenizin içerisinde siz neyi kullanamazsınız? Zamirleri kullanamazsınız. Bunlara bir bakalım şimdi. Kendine güvenen insan riskleri göze alarak işe başlar. Genel bir cümledir. Olabilir, kalsın. Eserlerini beğenmeyişimin bundan başka nedenleri var. Şimdi bundan başka diyor ya, öncesinde demek ki başka nedenler saymış. Ama paragrafın ilk cümlesi olacağı için ne diyemiyorum? Ben öncesini bilmiyorum. Bundan başka bunu bozuyor. Paragrafın giriş cümlesi olamaz. Yeni bir iş kurmanın böyle zorlukları olduğu doğrudur. Böyle zorluklar dediğine göre öncesinde zorlukları saymıştır. O yüzden bu da benim ilk giriş cümlem olamaz. Çünkü ayakkabılarımı yolda gördüğüm gence vermiştim. Çünkü bağlaç ne dedik? İlk cümlemiz bizim neyle başlayamaz? Bağlaçlarla başlayamaz. Bunu da eledik. Cevabımız ne olacak? En genel cümlemiz olan Adana olacak. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 13. yüzyılın sonlarına doğru biri Konya'da, diğeri Eskişehir civarında iki büyük ruh kahramanı yükselir. Mevlana ve Yunus Emre. Bunlardan birincisi yüksek tabaka, ötekisi halk tabakası üzerinde asırlarca devam eden bir saltanat kurarlar. Mevlana eserlerini Farsça yazdığı için İranlılar Mevlana'nın İranlı bir şair olduğunu iddia ederler. Yunus Emre ise Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen şiirlerini Türkçe yazmıştı. Bu yüzden Yunus Emre'ye sahiplenen başka bir millet yoktur. Demek ki dil en önemli unsurların başında gelmektedir diyor. Şimdi boş bırakılan yere ne getirmeliyiz? Yunus Emre ve Mevlana'dan bahsettim. Mevlana'nın Farsça yazdığı için Farsların Mevlana'yı Fars kabul ettiklerini, Yunus Emre'nin ise Arapça ve Farsçayı çok iyi bilmesine rağmen Türkçe yazdığını, bu yüzden de kimsenin, Türklerin dışında kimsenin onu sahiplenmediğini ya da sahiplenmek için bir neden bulamadığını vermiş. O zaman kültür hayatımız ne olamaz? Cevap şıkkımız olamaz. Düşünce dünyamız ve Türkiye'de bir olamaz. Neyden bahsetmiş? Milli kimliğimizden bahsetmiş. Dilin başlangıcı, daha doğrusu milli kimliğin başlangıcı dildir. Burada da Türkçe ile yazmış olması, Arapça ve Farsça bildiği halde Türkçe ile yazmış olması milli kimliğimizin önemini getirir. O yüzden Yunus Emre'ye sahiplenen başka bir millet yoktur. Demek ki milli kimliğin en önemli unsurların başında gelmektedir. Ne? Dil. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacak. Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yapılmıştır diyor. Turan Oflazoğlu yazdığı oyunlarla Türk tiyatro evreninde yankılar uyandırmış usta bir kalemdir. Dikkat edin, özne ne demiştik? Özne eğer cümlede yüklemden uzakta kalırsa biz özneyi ne yapabiliriz? Biz özneyi özneden sonra virgül getirebiliriz. İkinci cümlemize bakıyoruz. Burada bir noktalama hatası yok.
tiyatro eğitimi için gittiği Amerika'da özel isim, özel isimlerin üzerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalı doğrudur. Kezban adlı ilk oyununu yazmış ve bu oyunun ilk kez stilde sahnelenmiştir. Yine özel bir isim üzerine gelen ek ayrılır. Özellikle belirtmek istediğimiz bir şey ise tırnak içerisinde veriyoruz. Doğru bir kullanım. O yüzden eliyoruz. Üçe bakalım. Tarihsel olayların ortasında yaşayan ve onlarla bütünleşen kişilerin iç ve dış çelişkilerini yansıtmayı ön planda tutan sanatçının oyunları bu nedenle yalnızca tarihsel oyun olma özelliğini aşmıştır. Yine öznemizi belirtmek için kullandık. Çünkü bu oyunlardaki temel sorun tarihsel bir dönemin yorumu olmanın yanında ve ötesinde insanın evrensel gerçeğini yakalamaktır. Bu oyunlardaki temel sorun. Hangi sorun? Hangi temel sorun? Hatta şöyle diyelim, temel sorun. Sorduk şuraya. Hangi temel sorun? Bu oyunlardaki temel sorun. O zaman ne diyorum? Toplu bir şekilde bu bir nedir? Sıfat tamlamasıdır. Sıfat tamlaması ya da isim tamlaması olan söz öbeklerinin arasına siz ne getiremezsiniz? Herhangi bir noktalama işareti getiremezsiniz. Bu oyunlardaki temel sorun. Hangi temel sorun? Bu oyunlardaki temel sorun. Sıfat yapan ki'dir. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Unutmayalım. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? 4 olacak. Çünkü sıfat tamlamasının arasına girmiştir. Peki sıfat tamlaması ne diyorsanız eğer? Önüne bir isim gelecek. İsim gelecek ve ismin neyini belirtecek? Niteleme ya da belirtme sıfatında. Niteleme sıfatı için eğer rengini belirtiyorsa, şeklini belirtiyorsa ya da durumunu belirtiyorsa biz buna ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Örnek verelim. Kırmızı kalem. Nasıl kalem? Kırmızı kalem. Nasıl sorusuna cevap verir? Zor sorular. Nasıl sorular? Zor sorular. Baştaki dert. Hangi dert? Baştaki dert. Sorudaki ayrıntı. Hangi ayrıntı? Sorudaki ayrıntı. Hangi temel sorun? Bu oyunlardaki temel sorun. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Araya virgül gelemez. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Bu parçadaki yazım yanlışlarının nedenlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaların hangisi doğru değildir? Her şeyi bugün gibi hatırlıyorum. Babamla birlikte 22 Haziran'da, altını çizelim ilk önce yanlışlarımızın, 22 Haziran'da Ankara'dan yola çıktık. Bolu yakınlarına gelince gizli buzlanmadan dolayı arabamız şarampole yuvarlanıp paramparça oldu. Neyse ki hiçbirimizin burnu bile kanamadı. Şimdi hangisi doğru değildir diyor. Altını çizdiğim 12 Haziran dediğimiz yere bir bakalım. 12 Haziran belirli bir tarihten bahsediyorsanız eğer ya da daha kolay bir şekilde söyleyeyim. Tarihlerin önünde ya da arkasında rakam varsa ne yapacağız? Büyük yazacağız. Çünkü belirli bir tarihtir, net bir tarihtir. O yüzden büyük yazmamız gerekiyor. Kolay yönü önünde ya da arkasında rakam varsa ayadlarının büyük harfle yazmanız gerekiyor. Ve onun üzerine gelen çekim ekinde kesme işaretiyle ayırmanız gerekiyor. O yüzden Ceyhan'ı ne yaptık? Eledik. Şarampol demiş. Şimdi şarampol şeklinde yazılması gereken bir kelimenin üzerine ne yapmış? Nokta getirmiş. Yanlış yazmış. Bursa'da gitti. Pekiştirilmiş sözcükler bizim dilimizde bitişik yazılır. Paramparça olmalıydı. Ayrı yazmış. Pekiştirilmiş sözcüğün ayrı yazılması gitti. Bizdeki pekiştirilmiş sözcükler nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Peki pekiştirmeyi nasıl yapıyoruz? Örneğin ilk bir tane sözcüğümüzü seçelim. Mavi sözcüğünü seçtik. M, P, R ve S pekiştirme harflerimiz var. Kelimenin ilk hecesini alıyoruz. Sonra yukarıda M, P, R, S harflerinden uygun olanı alıp kelimenin tamamını yazıyoruz. Masmavi şeklinde pekiştirmeyi de böyle yapıyoruz. Pekiştirme yaptığımız bütün sözcükleri de biz bitişik yazmak zorundayız. Bitişik yazılan birleşik kelime demiş. Her şey daima, şey kelimesi daima ayrı yazılıyor. Dolayısıyla ayrı yazılması gerekirdi. O yüzden ne diyeceğiz? Cevabımız Adana olacak. Bu parçada üzerinde durulan konu nedir?
1950'lerden sonra Türk basının tiyatro haberlerine, eleştirilerine geniş ölçüde yer vermiştir. İstanbul basını yalnız profesyonel tiyatrolarla ilgilenmekle kalmamış, ayrıca özellikle Anadolu'daki tiyatro çalışmalarını da yansıtmıştır. Gazeteler zaman zaman tiyatroya ilgisizlik göstermişse de günümüze dek yaprakları ve baskı sayıları çok artan gazetelerin pek çoğu tiyatro haberlerine, eleştirilerine ve haftada bir tiyatroya bir yaprak ayırarak veya edebiyat ve sanat yapraklarında geniş yer vermişlerdir. Neyin üzerinde durmuş? Bakalım. Türk tiyatrosunun gelişimi değil, tiyatroyla basını birleştirmiş sanki yukarıda. Çünkü tiyatroyla ilgili yapılan haberlere değinmiş. Eleştiri yazılarının tiyatroya katkısı, bu da olamaz. Anadolu'daki tiyatro faaliyetlerinden de bahsetmemiş ama basın ve basının tiyatro arasındaki ilişkilerinden bahsetmiş. O yüzden cevabımız ne olacak? Burs olacak. Türk basınından bahsetmiş, tiyatrolarla ilgilendiğinden bahsetmiş. Birkaç yerde göreceğiz bunu. O yüzden yine Türk basınının kaynaklarından bir tanesi gazetelerin tiyatroya ilgisizlik gösterdiğini söylemiş. Sonrasında daha fazla yer verdiğini söylemiş. Dolayısıyla basın ve tiyatro ilişkisinin üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi Türk tiyatrosunda 1950 ve 60 arasında görülen gelişmelerden biri değildir? Daha bireysel konular ele alınmıştır. Tiyatro yazarlarının sayısında büyük bir artış olmuştur. 1950 ve 60 arasında tiyatro sanatçılarımız, yazarlarımız artıyor. Çok partili hayatta geçişin etkileri görülür. Toplumdaki değişimler edebiyattaki eserlere yansır. Yeni biçim denemeleri yapılmaya başlanmıştır. Tiyatroda da göreceğiz bunu. Bireysel konular değil, daha çok nasıl konulara yer vermiştir? Daha çok tıpkı roman ve hikayede olduğu gibi 1950 ve 60 yılları arasında daha çok toplumsal konulara yer vermişiz. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana olacak. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu girişimlere örnek gösterilebilir? 1960'lardan itibaren geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerinden yararlanarak ulusal Türk tiyatrosunu yaratma yolunda ciddi girişimler görülür. Eserlerden hangisi bu girişimlere örnek gösterilebilir? Keşan ve Ali Destanı bunun örneğidir. Kim yazmıştı? Haldun Taner yazmıştı. Haldun Taner, Keşan ve Ali Destanı'nın ne tiyatrosuydu? Epik tiyatroydu. Dolayısıyla karşımıza ne gelecek? Bursa cevap şıkkı olarak gelecek. Hatırlatalım bir. Kösem Sultan, Turan Oflazoğlu'nun eseriydi. Hürrem Sultan kimin eseri? Orhan Asena'nın eseri. Orhan Asena, Türk Edebiyatı'nın Shakespeare'i olarak tanınır. Onu bilelim. Midas'ın kulakları kimindi? Güngör Dilmen'di. Güngör Dilmen deyince ne gelecekti aklınıza? Absürt tiyatro gelecekti aklınıza. Hadi Kösem Sultan'ı da bir daha yazalım. Kiminmiş? Turan Oflazoğlu'nun eseriydi. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisi radyo tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? Hem göze hem kulağa hitap eden radyo tiyatrosu sadece kulağa hitap eden bir türdür. Göze hitap etmez, dolayısıyla onun özelliklerinden bir tanesi değil. Ama diyaloglar önemlidir, şahıs kadrosu sınırlıdır, zaman ve mekan geçişleri müzik ve efekt kullanılarak yapılır. Şahıs kadrosu dinlemeye dayalı olduğu için karıştırılmasın diye sınırlı tutulmuştur. Bu şıkları elediğimizde göze hitap etmemesinden dolayı cevabımız Adana olacak. Aşağıdaki yazarlardan hangisi 1980 sonrasında tiyatro eserlerini yazmaya başlamış? Güngör Dilmen, Dinçer Sümer ve Bilge Su Erenus daha öncesinde yazıyorlar. Fakat Murat Hamungan 1980 sonrasında tiyatro eseri vermeye başlamıştır. Bu özelliğiyle de bilmemiz gerekiyor Murat Hamungan'ı. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. 4. Murat tarihi bir konunun işlendiği bir tiyatro eseridir ve Turan Oflazoğlu'nun eseridir. Dolayısıyla doğru. Tohum ve Toprak Orhan Asena'nın, Türk Edebiyatı'nın Shakespeare olarak tanınan isimdi. Orhan Asena'nın eseridir. Ahmet Kutsi Tecer Köşebaşı. Bu da doğru. Haldun Taner Sarın Ağacı'ya. Sarın Ağacı'ya Haldun Taner'in değil, kimindir? Recep Bilginer'in. Recep Bilginer'in eseridir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak şu durumda? Cevabımız Denizli olacak. Numaralanmış eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Deli İbrahim ya Devlet Paşa ya Kuzgun Leşe, ben Mimar Sinan. Hem konularını bilmeniz lazım, yazarlarını bilmeniz lazım. Biraz ezberin konuştuğu bir soru tipi yine. Deli İbrahim kimin? Turan Oflazoğlu'nundur. Turan Oflazoğlu'nun yazmış olduğu bir eser. Dolayısıyla konusuna da bakalım. Tarihi bir konu işlenmiş. İbrahim anlatmış tarihten. Ya Devlet Paşa ya Kuzgun Leşe, Orhan Asena'nın bir tiyatro eseridir. Bunun da konusu tarihtir. Ben Mimar Sinan ise Turgut Özakman'ın eseridir. Turgut Özakman diyelim. Bunun da konusu tarih. Şimdi aynı yazara ortak özelliğini sorduğu için aynı yazara ait değil, farklı yazarlarımız var. Mensur olarak yazılmasını da söyleyemiyoruz. Konusunu tarihten almaları, hepsinin konusuna tarih yazdık. Komedi türü de değildir. Dolayısıyla hepsinin özelliği konusunu tarihten almış olması. O yüzden cevap şıkkımız olarak Bursa karşımıza gelecek. Bu parça aşağıdaki tiyatro türlerinden hangisine örnek olabilir? Evet, ölenle hasımlık var mıydı aranızda? Daha ne? Sımlık olacak bey, kardeşlik işte, ana baba bir kardeş. Husumet, yani düşmanlık var mıydı diye sordum. Ne husumet olacak? Kardeşin kardeşe husumeti mi olur? Evlendiğinden beri konuşmazdık, hepsi o kadar. Kardeş nazı, kardeş dargınlığı işte. Peki nasıl oldu bu iş? Baştan mı anlatayım? Baştan anlatın. Şimdi yanlış anlaşılmalar var. Hasımlık ve hısımlık. Aynı zamanda şurada verdiğimizde evlendiğinden bu yana konuşmuyorduk altı üstü demiş. Komedi unsurlarına yer vermiş. O zaman cevabımız ne olacak? Komedi olacak cevabımız. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Yani yukarıda verilen cümlelerle, şimdi paragraf bir bütünlüktür. Paragraftaki cümlelerin aralarında anlamsal bir bütünlüğün olması gerekiyor. Anlam olarak onlardan uzaklaştığında ya da farklı bir özelliği verdiğinde düşüncenin akışını bozduğunu söylüyoruz. Gılgamış'tan önce yaşama biçimi olarak doktorluğu seçmiştim. Sanattan vazgeçmeyeceğimi biliyordum ama bir yan uğraşım olacaktı benim o. Bir hobi değil, bir yan uğraş. Yaşamı böylesine keskin bir çizgiyle ikiye ayırmıştı Gılgamış benim. Çünkü hiçbir zaman sanat bir hobi olmadı benim için. İnsan bir hobi uğruna uykularını kaçırmazdı herhalde. Şimdi hepsinde kendisinin sanatla uğraşmasından bahsetmiş değil mi? Aslında sanattan vazgeçmeyeceğini söylemiş ve bunun kendisi için bir hobi olmadığını söylemiş. Beşinci cümleye geldiğinde sanat bir hobi olmadı benim için. İnsan bir hobi uğruna uykularını kaçırmazdı. Yani kendisine bıraktığı etkiden bahsettiği için Edirne'ye ne diyoruz? Düşüncenin akışını bozmuş. Gılgamış'tan önce doktorluğu seçmiş. Sanattan vazgeçmeyeceğini biliyor. Yan olarak onunla ilgilenecek. Bir hobi değil, bir yan uğraş diyor. Yaşamından bahsetmiş. Sanatla uğraşma onun yaşamını ikiye bölmüş ve bunu Gılgamış'la bağlamış ki dikkat edin, Gılgamış eseriyle ilgili yaşamını veriyor. Sonra bir anda uykularının kaçtığını, işte uykularının kaçırılmasına vesile olduğunu, sanatın bir hobi olmadığını ifade etmiş. O yüzden cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yüzyıllar boyu güzel sanatlar kapsamı içinde dans, müzik, şiir ve yazım, yontu, resim ve mimarlık ele alınmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana tiyatro alanında olan gelişmeler ve özellikle uygulama alanındaki atılmalar yukarıdaki listeye bir yenisini ekledi, tiyatro. Oysa eskiden tiyatro yazının bir dalı olarak düşünülürdü. Bunun böyle olmadığı, yani tiyatronun yazının bir dalı değil, başlı başına bir sanat olduğu sonunda anlaşıldı. Asıl anlatılmak isteneni soruyor. Son yüzyılın en ilgi çeken, ilgi gören sanat dalı olduğu, bununla ilgili bir bilgimiz yok. Edebiyatın bir dalı olduğu, daha öncesinde Türk yazının bir dalı değil, bir dalıydı, sonrasında diyor başlı başına bir sanat dalı. O zaman bunu da ediyoruz. Bağımsız bir sanat dalı oldu. Altını çizdiğim yerlere bakın. Yazının bir dalı olarak düşünülürdü. Bursa bunu vermiş. Bunun böyle olmadığı, yani tiyatronun yazının bir dalı değil, başlı başına bir sanat olduğu anlaşıldı. Şu cümle benim cevabımın Bursa olmasını engelliyor. O yüzden cevabım ne olacak? Ceyhan olacak.
bitti. Bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.